Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi efsane bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, Chovy Garen spamlıyor. Bu videoyu çekmezsem ayıp olurdu. Ama bunları nelere karşı alıyor onları söyleyeyim öncelikle ve sizin işinize yarayacağını düşünüyorum. Birincisi Zed, ikincisi Qiyana, üçüncüsü Yasuo, belki dördüncüsü Yone. Ve yanına Galio son dönemde ufak ufak metaya giriyor. Tekli derecelilerde özellikle hani elektrik verle oynayanları da var. Aftershock'lu yani artçı şoklu oynayan, tank eşya dizilimiyle oynayanlar da var. Bu şampiyonlara karşı çokça oynanıyor ve verim de alınıyor. Chovy de zaten bunu bizlere göstermiş. Yasuo'ya karşı, Galio'lara karşı oynayarak ben de Galio'ya karşı olan bir maçını analiz edeceğim. Sizlere de bunu göstermiş olacağız. Sizler de denersiniz diyorum. Şimdi öncelikle oyunu Türkçe yaptım çünkü kapsül açılışı yapacağız. O yüzden kapsül açılışı için oyunu Türkçe yaptım. Normalde Korece'ye tekrardan döndüreceğiz. Şimdi bakın, birinci seviyede E yeteneğini açmış. Çoğu oyuncu Q yeteneğini açar. Ama Q yeteneğinizi açtığınız zamanlarda arkadaşlar, rakibinize gidip Q vurduğunuzda devamını getiremiyorsunuz. Ama E yeteneğinizi açtığınızda sürekli hasar, bakın gördüğünüz gibi. Hele ki rakibiniz sizinle ne yeteneğini açtığınızı bilmediği zamanlarda acayip sıkıntılı bir duruma sokabilirsiniz. Rakibinizin yanlış bir klikle beraber diyebilirim. Şimdi orta koridordaki Garen'in en büyük özelliği şuradan, bu arada Chovy Orin'den girmemiş, Nimbus Clock girmiş. Şimdi normalde Garen'e de işte ikinci şans giriliyor ama burada tabii ki pasifi de var. İkinci şans, pasif, 10 üzerine Doran Kalkanı derken acayip bir şey imza atmış oluyor. Tabii ki burada mesela yine W yeteneğini açmış, Q yeteneğini açmamış. Bunun da sebebi tabii ki ufak da olsa takasları kazanabilmek. Şimdi burada Nimbus Clock tercihini almasının en büyük sebebine bakın, E yeteneğiyle bayağı bir hasar vurdu. Rakibi kötü pozisyonda kaldı. Şimdi Q'yu açıyor. Bakın şimdi burada ufak bir detay fark edeceksiniz. Şimdi izleyelim. Şimdi ufak detay şu. Bak şimdi burada Galio E deniyor. Aslında iyi bir deneme. Vurup kaçacak belki. Attıktan sonra Galio fark ettiyseniz bakın Q yiyor. Sonra takası devam ediyor. Bak izle şimdi. Takasa devam ediyor. Yani kaçmıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Jungle'ın geleceğini anlıyor. Ve Chovy'ye bakın kaçıyor. Şimdi W'den kaçıyormuş gibi gözükse de aslında direkt ormancının geleceğini anladığı için kaçıyor. Çünkü yani şöyle düşünün. Yani düz mantık. Siz bir boksörle ringe çıkar mısınız? Bence çıkmazsınız. Şimdi boksörle ringe çıkıyorsanız güvendiğiniz bir şey vardır değil mi? Yanınızda emanet vardır mesela. Hani anladın mı demek istediğimi? Hani o yüzden Galio Garen'le burada dövüşüyorsa bir sebebi olmalı ve bu sebebi Chovy zaten anlıyor, fark ediyor ve hafiften uzaklaşıyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Birebirlerde böyle durumlarda rakibiniz sizden gerçekten çok bariz bir şekilde güçsüzse sizler de arkadaşlar lütfen ona göre savaşın deyip burada çok bedava bir skor aldı Chovy. Bakın az önce çok az canı olan Chovy'nin can havuzunun %30'lara geldiğini görüyorsunuz ve rakibinin sıçrası gitti. Size soruyorum. Şimdi hadi diyelim ilk seviyelerde Galio biraz idare ediyor. Yan koridorlara gidildiğinde herhangi bir şekilde Galio'nun Garen'e karşı üstün çıkma ihtimali var mı? Önde olsa bile yok. Bak diyelim Galio 1-0 önde şu an. Fark etmez. Yine yok. Onun dışında Galio herhangi bir yere ulti ile gitmeye kalktığında Garen'in Q yeteneği bunu bozuyor mu? O da var. Daha ne istersin abi? Mesela baskın yiyor. Buradaki W yeteneği onu bayağı bir koruyor ve Lee Sin Galio ikilisinden bile kurtuluyorsunuz. Mesela sizlere soruyorum. Yasuo Gragas önemli bir combo değil mi? Yasuo Diana önemli bir combo. Bunların en büyük counter'ı, kontrası dediğimiz şampiyon orta koridorda ne? Akali. Neden biliyor musunuz? Görünmezliğinden dolayı. Yani rakibinin kombosunu atarken rakip bir şekilde ondan kurtulabilen şampiyonlar. Şimdi Galio Lee Sin baskın atıyor. Bak hala geliyor Lee Sin. Görüyorsunuz. Bu sefer düşmüş olabilir. W'sunu kullandı. Bu sefer düştü. Yani şimdi bunlarla başa çıkabilen bir şampiyon lazım değil mi? Mesela şu an Ordian'la oynuyor olsan sen bu kadar baskından sonra çok daha kötü bir yerde duracaksın. Ama şu an Garen az önce de söylediğim gibi Galio'ya karşı diyelim ki Galio öne geçti ya erken oyunda. Çok baskın yedi Garen. Öne geçti Galio. Hala yenemeyecek ki Garen'i. Hala yenemeyecek.
Geçenlerde mesela benim maçımda da yaşandı bu. Nasıl oynuyorum üst koridorda. Kamil var karşımda, sürekli baskın yapıyor karşı ormancı. Ama ben bir şekilde koridoru ittirip öldüğüm için minyonda geriye düşmüyorum. Bir sıkıntı olmuyor. E birebir de ben Kamil'i her zaman yeniyorum. Çünkü Kamil bana karşı aman bunu E atayım biraz vurayım sonra çıkayım yok. Bana dalarsa ben W atıyorum Nasus'una. Yavaşlatıp ulti basıp dalıyorum ve rakip bir şey yapamıyor. Yani anlatmak istediğim bu. Siz böyle bir eşleşmede bu kadar çok attention dediğimiz yani ilgi aldığınız zaman takım arkadaşlarınız bir tık rahat ediyor. Bu bir. İkinci olanakta ne olmuş oluyor? Siz geriye düşmüş gibi gözüküp aslında geriye düşmüyorsunuz. Yani mevzu aslında tam olarak bu ki bakın Galio ufak ufak takaslarda fena bir iş çıkartmıyor. Ama dediğimiz gibi Garen'in o pasifinden gelen can yenilenmesiyle beraber Garen her türlü canını doldurabiliyor. Gördüğünüz gibi çatır çatır 5-5-5-5 canı sürekli doluyor burada. Yani bir koridoru sadece şey olarak düşünmeyin. Mesela Twisted Fate'e karşı Galio genelde iyi bir tercih. Neden? Twisted Fate'in hasarı yetmiyor Galio'yu öldürmeye genel anlamda. Ormancı baskını yese de Galio genelde bundan kurtulabiliyor. Onun üzerine Twisted Fate ulti attığı yere Galio da ultiyle dahil olabiliyor. Yani her yönden bir kontra aslında baktığınız zaman. Tabii ki Twisted Fate o durumlarda fiziksel hasar odaklı oynayabilenler oluyor. Öyle oynasalar bile bir nebze ormancınızla beraber Twisted Fate'in dayanıklılığı bu sefer düşük olduğu için sıkıntılar yaratabiliyorsunuz. Bunun bir örneği LeBlanc. LeBlanc çoğu koridorda birebir dövüşse gerçekten kaybedeceği eşleşmeler olsa da ormancıdan korktuğu için şimdi LeBlanc baskın alma konusunda yani kendi ormancısı orta koridora gelirse skor potansiyeli çok yüksek bir şampiyon. O yüzden de insanlar aslında LeBlanc'a karşı yeteri kadar agresif oynayamıyor. Neden? Çünkü ormancı herhangi bir noktadan çıktığı anda maalesef ki ölüyorsun. E şimdi LeBlanc 6. seviyede bir E yeteneği tutturduğunda devamında 2. zincirde tutturduğu için ya sizi neredeyse 3 saniye falan olduğunuz yerde tutuyor. Bu da sizin için bedava bir baskın yemeniz anlamına geliyor. Şimdi üst koridora doğru bir koşuyor. Renekton'a bir yavaşlatma gelmiş gördüğünüz gibi sıçra gelir mi burada diye bakıyorum. Şimdi sıçrasını attı. Galio'dan orada bir oyun. Ay son anda kurtuldu. Galio bakalım orada skor alabilecek mi ama manası bitti. Burada Galio'yu da kovalayacaklar. Büyük bir ihtimalle şimdi E'sini açtı. Yalnız Renekton'dan orada biraz korkmaları lazım derken Zek yan taraftan geliyor. Ve bu skorları garanti altına alacak gibi duruyor. Aynen öyle atlıyor. Hop ikisini birbirine vurdu. Ve burada skorları alıyorlar. Şimdi orada bakın Renekton'u görüp çok agresif oynamadılar. Burası önemli. Neden? E zaten adam haritaya baktığında benim Zek'im geliyor buraya. Şimdi üst koridor biraz kötü olduğu için. Şimdi bu koridor kötü bir koridor. Burada üste dönüldüğünde bayağı bir minyon kaçıracak mavi taraf. O yüzden de buraya bir müdahale edilmesi iyi bir şey. E rakibinin de ışından olmadığını büyük bir ihtimalle bu adamlar biliyordur. Ve burayı ittirip üste döndüğünde kulenin altına kadar gidecek minyonlar. Ve gittiği için koridoru resetlemiş ya da Nasus ya da Garen üst koridora gelene kadar bakın izleyelim. Kırmızı minyonlar yavaş yavaş mavi minyonlara doğru ittirilmiş durumda olacak. İzleyelim bakalım. Reset olmadı. Gördüğünüz gibi kulenin altına kadar geldiler. Şöyle ilerleteyim size. Bakın şimdi gördüğünüz gibi minyonlar geldi. Garen de geldi. Ve mis gibi Garen herhangi bir şey kaçırmadan koridoruna yetişmiş oluyor. Yani orada eğer ki Garen orayı ittirmeyip üste dönse oradaki tüm minyonlar kaybedilmiş olacaktı. Ve koridora gelindiğinde istemediği bir koridorla karşılaşacaktı. Ya Nasus ya Garen. Bunlar önemli detaylar. Bu arada Renekton'un kararması bitmiş çok erken dakikalarda. Renekton'u şimdi üst koridorda tek başına bıraktılar. Tahribi var mı diye bakıyorum. Tahribi yok. Ve alt koridorda mevzu çıkmış durumda. Evet bir ışından kullanıldı şimdi. O üst koridora da değil. Nereye attı lan ışından? Aa cini kovalamak için atmış. Bu biraz kötü olmuş olabilir. Bu biraz kötü olmuş olabilir ama alt koridora bu minyonları alırsa eş kaçıracak. Eş üste dönüyor. Bence mantıklı bir hareket yapıyor. Eş üste dönerek. Garen zaten buradaki minyonları aldı ve eş üste dönüp artık orta koridor, üst koridor, alt koridor. Ona göre en azından bir reset almış oluyor. Şu an mavi takım için hiç iyi şeyler olmadı. Çünkü Renekton bedava bir kule aldı üst koridordan. Chovy'nin bu rotasyonu biraz kötü olmuş olabilir. Şimdi Galio'nun oyuna etkisi var mı? Tabii ki de var ama şu an size soruyorum. Şu an bir savaş olsa Garen gerçekten iyi bir iş yapmaz mı? Ki
Bu koridoru ışınlansız, hayaletle de oynayabilirsiniz. Bu biraz size kalmış. Ki hayaletle oynarsanız, tıpkı Vladimir'de ona benzetiyorum ben. Vladimir'de mesela hayaletle oynarsan takım savaşını inanılmaz domine edebiliyorsun. Garen de böyle. Ama ışınlanla oynadığın zaman koridor aşaması zaten kolayken daha da kolay hale gelmiş oluyor. Bakın burada takası yapıyorlar. Bu takasların hepsi Garen'e acayip yarıyor. Bunu unutmayın. Çünkü rahatlıkla canını tekrardan doldurabilen bir Garen var. Evet, önemli bir eşya bitti. Bu eşyanın en önemli yönü ne arkadaşlar? Rakibini yavaşlatması aslında. Rakibi yavaşlattığı zaman, ki Garen'in en çok istediği şey bu. O yüzden de bu eşya kesinlikle ve kesinlikle çok çok iyi oluyor. Garen gibi bir şampiyona. Rakibini yakalayamadığın sürece oynadığın Garen'in hiçbir önemi yok. Bakın şu an Galio hiçbir şekilde Garen'in karşısına çıkamıyor. Yani bunu fark etmişsinizdir. Garen istediği gibi oynuyor. Bu oyundaki en önemli şey. Draft'ın, seçim yasaklama ekranının aslında kazanıldığı buradan belli oluyor. Yani şu an Garen'e Lee Sin baskın atabilir mi? Mümkün değil, öldüremezler ki. Mümkün değil yani. Bu Garen şu an ölmez. En azından Lee Sin'le Galio ölmez. E şimdi ölmüyorsa adam da ne yapıyor? İnanılmaz bir pressure, baskı veriyor. Bak, ittiriyor istediği gibi. Kuleye vuruyor, plaka alıyor. Üst koridora rotasyona gidiyor. Her şeyi yapabiliyor. Yani oyuna hakim olan taraf Chovy. Zaten önemli olan da bu. Özellikle bu seviyelerde. Ve şu an sağa sola gitmek istiyor. Yardım etmek istiyor. Ama bir şekilde takımı biraz, olayları kendisi idare edebiliyor durumda. Şimdi orta koridoru bıraktı. Ve alt koridora doğru ilerliyor. Jin'i yakalayabilecek mi orada derken Jin de base attı ve buradan herhangi bir şey kazanamıyor Chovy. Belki geleni karşılayabilir. Zaten ışınlanına 10 saniye var. Şu an riskli bir hamle yapabilir. Yani ışınlanınız orta koridorda varken riskli hamle yapabiliyorsunuz. Neden? Öldün, TP ile gidebilirsin. Ölmedin, bir şey yaptın, ona göre tekrardan hareket edebiliyorsun. Şu an bu ölüş Jin için çok kötü. Bak, çok kötü ve Ashe çok mantıklı bir hamle yapıyor yine. Garen orada beklediği için, yeni wave'i de Garen'in tutacağını bildiği için üste döndü ve orta koridora gidiyor. Garen Jin'i öldürdü ve alt koridor kulesine vurabilir şu an. İnanılmaz bir şu an baskı kurdular rakibe. Skor eşit olmasına rağmen Jin şu an diyor ki kaybettik biz bu oyunu. Sıkıntılı bir durumdayız. Ve Garen'in şu an altın farkında. Bakın görün, 6300'e 5000 altınlık. Hatta bu minyonları da kestiği zaman 6500'e gelecek. Çok büyük bir fark ve ikinci kuleye vuruyor. Tekrar söylüyorum, Garen'i buraya gelip öldürebilecek bir ikili. Anca Renekton, Braum, Lee Sin üçlüsü falan gelecek. O zaman ölür. Şu an mesela Jin'i tekrardan kovalıyor. Galio ultisi geldi. Bakalım buradan çıkabilecek mi Garen? Jin biraz fazla vuruyor ama bu sefer Rell'le Zek de buraya doğru gelmiş ve skorları alıyorlar. Şimdi bu kadar güçlü olan bir şampiyona Galio buraya yardım etmeye geldiği zaman, rakipten de yardım buraya gelirse, böyle kötü bir senaryo çıkmış oluyor. Ve yani inanılmaz bir güçte şu an Chovy. Öyle böyle değil. Yani sadece altın farkı olarak bakmayın. Şampiyon bazı... Oo, burada Renekton da mı öldü? Q'su geliyor Chovy'nin. Oy, son anda Renekton da iyi oynuyor lan. Güzel sıçrattı adam. Zek öldü. Sal onu, sal 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 sal. Evet, hayalet dansı çaldı. Orta koridora bir ışından geliyor. Orada Jin'i direkt olarak düşürdü. Yani şu an harbiden ölmez. Yani takılır öyle kafasına göre. Bak. Yani işte bir seçimin oyuna etkisi. Dakika 17'de bu adam başka şampiyonla da alt 5 skor alabilir. Başka şampiyonla da dakika 17'de 150 keser. Hatta fazlasını da keser. Ama şu an oyuna yaptığı etki şampiyon bazlı çok çok fazla. Çok 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 fazla. Gerçekten ben de Galio'ya karşı bu şampiyonu kesinlikle denemek istiyorum. Kesinlikle. Sadece Galio da değil bu arada. Rakipteki şampiyonlara karşı da, hani Renekton da çok bir makarası yok. İşte Jin zaten oyunda geriye düşmüş. O zaten problemli. Müthiş ya. Vallahi müthiş olay. Oo, Jin'i yine yakaladılar. Galio yardım etmeye geliyor ama Galio'yu da düşürebilirler. Baksana, Garen'in canı inmiyor şu an. Lee Sin geldi. Anca biraz vuruyorlar. Hemen öyle şöyle bir çıktı. Tekrar girecektir oraya. Eğer takımı gelirse. Şuradan 1-2 erik. Oy, Lee Sin'den çok iyi tekme.
Ama Garen oraya tekrardan girdi gördüğünüz gibi. E yeteneği fena vuruyor oraya. Fena vuruyor. Yenilmez de çalıştı. Ultisi hala duruyor. Lee'sine sakladı onu ve skoru aldılar. Yani şu an 9-1-4. 180 minyon. Yani söylenecek çok bir şey yok. Söylenecek çok bir şey yok. Az hasarlı, bol tanklı şampiyonlara karşı, kompozisyonlara karşı alın size şampiyon. Güle güle oynayın. Güle güle harcayın diyorum. Bunun aynısı Zed, Qiyana, Yasuo bunlara karşı da geçerli. Aklınızda bulunsun. Tabii ki de Yasuo olduğu zaman rakibin hasarı Galio'ya nazaran daha fazla olacak. Ama unutmayın ki siz de rakibinizi daha kolay öldürebileceksiniz. Benim acayip hoşuma gitti. Dediğim gibi az hasarı olan kompozisyonlara karşı sizler de bu şampiyonu kullanabilirsiniz. Tabii ki de rakipte Kai'Sa, tabii ki de rakipte Ezreal vesaire olduğu zaman biraz fazla kite yiyebilirsiniz. Ama ona göre tercih yaparsanız sizler de verim alırsınız diye düşünüyorum. Chovy bile oynuyorsa vardır bir sebebi. Nasus için de aynı şeyi söyledim. Ve Nasus şu an LCK'de en çok hani tercih edilecek olan, playofflarda belki de en çok yasaklanacak olan şampiyonlar arasına girdi. Garen de bunlardan bir tanesi olabilir her an. Haberiniz olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.